Yani nereden tutalım, nesini söyleyelim? Kürt'ü tanımadıklarını defalarca söyledik. İradesini defalarca gasp ettiler. Bunun bir işe yaramadığını son 31 Mart'taki seçim bir kez daha ortaya koydu. Yani özellikle Kürdistan halkı, Türkiye halkları bu irade gaspçılarına, bu yolsuzluk ve usulsüzlükle, zulümle bu ülkeyi yönetenlere aslında bir nevi bir sarı kart gösterdi. Ama belli ki onlar bir kırmızı kart görmek istiyorlar. Biz de parti olarak biraz önce iş başkanımızın söylediği gibi Türkiye demokrasi güçleriyle, emekçileriyle, bu zulüm politikalarını reddedenlerle, itiraz edenlerle, kadınlarla, gençlerle birlikte daha güçlü bir mücadele örerek bir an önce bu zulüm düzeninin bitmesi için mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Şimdi değerli halkımız, tabii Colemek çok önemli, çok stratejik bir yerdir. Emin olun onlar bu küçük, güzel, bu onurlu ilimize kafayı takmalarının tek bir sebebi var. Tabii ki sizin direnişiniz, duruşunuz onların yüreğinde bir yaradır. Her seçimde 3 milletvekili çıkarmanız onların yüreğinde büyük bir yaradır. Allah o yarayı derinleştirsin. Allah ona, bu zulmü yapan onlardan hesabını sorsun. Colemek halkının gerçekten onurluca 40 yıldır ortaya koymuş olduğu direniş onları rahatsız ediyor. Bunu biliyoruz. Ama bu kentimizin ayrıca çok önemli bir rolü var, bir misyonu var. Colemek hem Irak'a hem İran'a sınır olan, onların iştahını kabartacak özelliklere sahip bir kentimizdir. Kriminal işlerle uğraşıyorlar. Çetelerle, mafyalarla kol kola siyaset yapıyorlar. Onlar buradan geçirdikleri tozlarla kendi iktidarlarını, saltanatlarını ayakta tutmaya çalışıyorlar. Suç İşleri Bakanlığı'nın en önemsediği hizmet anlamında değil, o geçişler için önemsediği kentlerden birisi Colemek'tir. Birçok sebepten dolayı burayı gözlerine kestirdiler, kayyum atadılar. Şimdi size soruyorum, dün de söyledik. Ya Allah aşkına Kürt ne yapsın? Siz de bu soruyu sorun. Devlet dairesinde sorun, çavuşa söyleyin, polise söyleyin, komşunuza söyleyin, Türkiye metropollerindeki diğer halklara sorun, Kürt ne yapsın? Bir hukuk var, antidemokratik bir hukuk olmasına rağmen ona bile uymuyorlar. Yok, belediye başkanlığı, eş başkanlarının davası varmış. Davası olmayan insan mı bıraktınız? Sadece dava yalanıyla Türkiye kamuoyunu kandırmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, davası olmayan arkadaşlarımıza da soruşturma açıp görevden aldılar. Bir dönem önce Hakkari Belediye eş başkanımız çocuğunun cenazesine katıldığı için görevden aldılar. Bir belediye başkanımız bir yoksulun mutfağını yaptığı için, hiçbir soruşturması davası olmadığı için görevden aldılar. Bir belediye eş başkanımıza tanıtım toplantısına, ya kendisini tanıtacağımız toplantıya katıldığı için soruşturma açıp görevden aldılar. Bir kadın belediye eş başkanımız 8 Mart etkinliğine katıldığı için önceki dönem görevden aldılar. Bunlar riyakar, illekar, dini kullanan, inancı kullanan, başları seccadede, elleri semada ama akılları Kürt düşmanlığında olan insanlardır. Emin olun bunlar sadece Kürt siyasetine değil, Kürt'e düşmandırlar. Diline, kültürüne, iradesine, belediyesine, yerel yönetimine düşmandırlar. Dolayısıyla dün Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bir durum yok. Onların gözünde 7'den 70'e bütün Kürtler düşmandır. Bütün Kürtler suçludur. Onuruna, kimliğine sahip çıkan bütün Kürtler onlar için tehdittir, tehlikedir. Belediyeye kayyum atamak için kılıf buluyorlar. Şimdi Kepez Belediyesi'nde belediye başkanı tutuklanıyor. Ne yapıyorlar? Belediye meclisine seçtiriyorlar. Öyle değil mi? Belediye meclisi kendi içerisinde belediye başkan vekilini seçiyor. İstanbul'da beyefendi kendisi Siirt'te bir şiir okuduğu için görevden alınıp tutuklanınca yerine 28 Şubat darbecileri bile
belediye meclisinden seçtirdi. Ama o diyor ki söz konusu olan Kürt'se ayrı bir hukuk uygulayacaksın. Ya sen Kürt'e 50 bin defada, 50 bin yılda, 50 bin senede ayrı bir hukuk da uygulasan, ayrı bir vahşet de uygulasan bu Kürt eyvallah etmez, etmez. Biraz önce Yüksekova'dan geldik, Pervin Başkan da burada, Savaş Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım'ın üçünün de tesadüfen ailelerinden birileriyle karşılaştık. Ya Kürt faili meçhulle, cinayette, cezaeviyle bu haklı davasından vazgeçmiyor. Defalarca size bunu kanıtladı. Kürt cezaevine sizin atmanızdan kaynaklı davasından vazgeçmiyor. Mücadelesine, halkına, hakkına, hukukuna sahip çıkmaya çalışıyor. Şimdi biz soruyoruz Recep Tayyip Erdoğan'a, öyle sağa sola kırmasına gerek yok. Kürt'ün hukuku nedir Türkiye'de? Sömürge bir halksa kabul edin. Zaten öyle yapıyorsunuz. Deyin Kürtler sömürgedir. Herhangi bir hakkı hukuku yoktur. Deyin ki Kürtler seçmez, seçilemez. Seçerse, seçilirse de cezaevine atalım. Bunu açık yüreklikle söyleyin. Öyle naralar atıyorsunuz. Takiye yapıyorsunuz. Davaları varmış, örgüt yöneticiymiş. Allah aşkına ya. Siz tanırsınız. Mehmet Sıddık arkadaş hangi örgütün yöneticisidir ya? Evli, çocuklu, barklı, iş yeri olan 30 yıldır sizin içinizde yerleşik olan bir insan nasıl örgüt yöneticisi oluyor? Hadi o örgüt yöneticisidir. 83 yaşındaki Makbule anne nedir? O hangi örgütün yöneticisidir? Çocuğuna para gönderdiği için sedyede alıp cezaevine koyulan Hatice Yıldız hangi örgütün yöneticisidir? Kürt'ün 7'sine, 70'ine, hastasına, yaşlısına, kadına, gencine, tamamına örgüt yöneticisi diyorlar. E vallahi herkes örgüt üyesi ise, bütün Kürtler örgüt yöneticisi ise zaten kaybetmişsiniz siz. Boşuna uğraşmayın o zaman. Bu baskılar, bu kayyum atamaları, bu yolsuzluk, bu hırsızlık, bu Kürt'ün iradesine el koymak Kürt'ü vazgeçirtmiyor. Emin olun vazgeçirtmiyor. Hilvan'da yaptılar. Cüzi bir oyla seçimi kazandık. Sandığı emniyet kameralarının gözü önünde yaktılar. Seçimi ertelediler. Hilvan halkı %33'ten 52,5'a oyunu çıkardı. Yani Kürt halkı şu mesajı veriyor. Hilenize, zulmünüze, baskınıza rağmen biz partimizin yanında olacağız mesajını verdi. Şimdi bunu anlamak istemiyorlar. E peki biz ne yapacağız? Vallahi Kürt'e sömürge hukukunu uygulayan bu faşizan zihniyet karşısında direneceğiz, duracağız. Partimize sahip çıkacağız. İrademize sahip çıkacağız. Belediye iş başkanlarımıza sahip çıkacağız. Seyit Rızalar, Şeyh Saitler idam sepası önünde boyunlarını büktüler mi? Şimdi biz bir kayyum efendiye boynumuzu bükelim. Onlar vaz mı geçtiler? Aman mı dilediler? Dolayısıyla boşuna uğraşıyorlar. Bu ülkenin enerjisini, ekonomisini çarçur ettiler, yok ettiler. Ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler. Tek bir sebebi var. Kürt'e, emekçiye, ezilene, yoksula düşmanlık yaptıkları için. Buradan sesleniyoruz. Bizim kararımızda, yolumuzda nettir. Yolumuz Selahattinlerin, Gültenlerin, Figenlerin, Leyla Güvenlerin yoludur. Biz çok netiz. Siz kararınızı verin. Kürt bu ülkenin vatandaşı mıdır, değil mi? Kürt'ün bu ülkedeki hukuku nedir? Kürt seçilir mi? Seçer mi? Siz buna karar verin. Siz söyleyin. Biz ona göre davranalım. Aksi halde bu ülkeyi gerçekten demokratik anlamda, ekonomik anlamda batırdınız. Değerli halkınız, bir çağrımız da size. Siz kanat önderler, siz demokratik örgütleri temsilcileri, siyasi parti temsilcileri. Emin olun bunlar bütün zulümlerini Kürdistan topraklarında test ediyorlar. Eğer bu Hakkari'deki üçüncü defa devam eden kayyum uygulaması burada başarıya ulaşırsa Türkiye'nin her yerine bu kayyum anlayışını yayma riski var. Çünkü bunların bir daha sandıkta kazanma çıkma şansları yoktur. 31 Mart'ta bu test edildi. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönem bu kayyum anlayışını burada test ederek eğer başarıp hayata geçirebilirlerse hiçbir belediye, hiçbir şirket, hiçbir demokratik kitle örgütünün yarın başına ne geleceğinin garantisini kimse veremez.
Onun için Hakkari dayanışmak için çok önemli bir merkez haline geldi. Hakkari'den Edirne'ye sürekli kullandığımız Hakkari'den Edirne'ye kavramını artık hayata geçirmek gerekiyor. Hakkari'den Edirne'ye demokrasi köprüsünü, dayanışma köprüsünü, barış köprüsünü, direniş köprüsünü oluşturmalıyız. Aksi halde Hakkari'nin iradesini çalanlar yarın Ankara'nın da, İstanbul'un da, İzmir'in de, başka kentlerin de iradesini çalabilir. Biz halkımızın onurlu direnişinin yanındayız. Baş eğmeyen, ayakta duran, diz çökmeyen, 3 dönemdir kayyum atanmasına rağmen hala kendi partisine sahip çıkan, adayını seçen, 3-0 yapan, onurluca ayakta duran, bütün yoksulluğa rağmen, bütün şiddete rağmen, Hakkari'nin fotoğrafına baktığın zaman yoksulluk akıyor. Utanmaz herifler. Kaldırım yok, yol yok, su yok, iş yok. Bir garnizon haline getirilmiş bir Hakkari. Bütün bunlara rağmen burada direnen, duran siz değerli Hakkari halkımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Size layık olmaya çalışacağız. Ne pahasına olursa olsun sizin iradenizi savunacağız, sahipleneceğiz. Bugün burada, yarın mecliste, diğer gün Türkiye'nin dört bir yanında, metropollerinde, fabrikalarında, sokaklarında, caddelerinde bu iradenin büyümesi, güçlenmesi, bu zulmü durdurması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu darbe görüntüleri ve darbe görüntülerini aratmayacak, bu vahşet altında cesaret edip buraya gelip bu açıklamaya katılmanız büyük bir değerdir. Hakkari halkına da sesleniyorum. Sokakta, caddede, evinizde, mahallenizde elinizden ne geliyorsa, bu ırkçı, bu faşist, bu Kürt düşmanı zihniyet karşısında lütfen tepkilerinizi ortaya koyun. Bu iradeyi yok sayan, zulüm uygulayan bu iradeyi gönderecektir ve haklar kazanacaktır.